Ana yemekte kestaneli iç pilav dolgulu hindi tandır vardı. Çocuklar ne yaparsanız yapın size itibar olmaz. Ağzınıza kuş tutun isterseniz. Bekresinler kendi paylaştıklarını. Kadınlar dünyanın en büyük süsüdür. İnşallah. En muhteşem varlığıdır. Yani onların heybeti, onların güzelliği, evet. Onların verdiği sıcaklık, onların verdiği heyecan, İnşallah. Onlardaki estetik, onlardaki sanat, bir de sakallı bıyıklı kardeşlerimiz. Tamam, sizleri de seviyoruz ama kıyası kabil değil. Bize uğradığınız için teşekkür ederim. Estağfurullah, nacizane. Size olan sevgileri maşallah. Evet, onları. Maşallah. O mucize zaten. Evet. Hanımlar nereye gitseler orayı güneş gibi aydınlatırlar. Bak orada sırf bak bir tek bir hesap ya yabancı bir hesap benim dikkatimi çekti. Yabancı bir hesap. Yüzlerce hesaptan bir tanesi. 2 milyon izleme. Maşallah. Bu Türkiye'de Orta Doğu'da olacak iş değil. Evet. Bir gün ne olur? Evet. Bu sevgiyi ve itibarı gösterdi. Muhabbeti gösterdi. Oradaki kaliteyi, güzelliği, ihtişam o insanların manevi temizliğinden kaynaklanıyor heyecan. Evet. Yoksa her yerde herkes yılbaşı toplantısı yapıyor ve bayağı şaşalı. Havai fişekler bilmem neler falan, yemeli içmeli falan. Ama bak orada ne şarap var, evet. Ne içki var, ne evet. Sigara var. Evet. Namuslu, afif, efendi, aklı başında nur gibi, güneş gibi genç kızlar. Elhamdülillah. Evet, maşallah. İnsanların pek alışık olmadıkları bir durum. Yani %100 garantili çünkü. Tertemizler. Tabii yani pek derken birçok yerde alışıktır da ama birçok yerde de alışık değildir insanlar. Dolayısıyla manevi güzelliğin insanlarda nasıl etki ettiğini görüyoruz. Evet, elhamdülillah. Amerika'da her yerde var. Tabii. Yılbaşı kutlamalar. Kimse ilgilendiriyor mu? Yok. Evet. Ama bak bu kutlama herkesi ilgilendirir. Evet, inşallah. O manevi temizlikten, oradaki ruhaniyetten kaynaklanıyor. Başka hiçbir nedeni yok. Evet. Hocam biz de biraz da olsa şereflendiriz biraz da olsa nurunuzdan istifade ettik maşallah. Yani evet. Şimdi ayıp olur gelmememiz var. Yani davet edilmişiz. Davete icabet vaciptir. Geldik, yedik, içtik güzel. Teşekkür ederiz. Çocuklar dedik müsaadenizle. Gideceğimiz yere bir an önce gidelim. Evet. Arpa ekmeği yiyeceğiz İsa Mesih'le. Arpa. O zaman arpa ekmeği yemişti. Ve balık. İnşallah. Ve arpa çok manidardır. Arpa ekmeği etle aynıdır. Arpa. Yani diğer bütün buğdaylarda bulunmayan bir protein cinsi. Yani et gibi. Arpanın etkisi. Mesela birçok çeşit var biliyorsunuz. Buğday çeşidi var falan. Ama arpadaki zenginlik yok onlarda. Arpada hem mineral zenginliği var, hem protein zenginliği var. İnşallah. Siz Müslümanların nasıl kaliteli olması gerektiğini gösteriyorsunuz maşallah. Balık ekmek yiyen bir kalabalık resmi vardı. Bakayım. Habertürk gece gündüz şarap reklamı yapmasına rağmen, toplantında cayır cayır şarap içmelerine rağmen ve öve öve anlatmalarına rağmen işte tadını, işte şeklini, şemailini Fatih Altaylı da yani şarabın her türlüsünü içmesine rağmen gazetesinde kıskançlığın hasetliğinden bizim masadaki meyve suyu kadehlerini bürurlandırmış. Fatih Altaylı'nın talimatıyla. Evet.
Şu acize bak ya, şu garibanlığa bak yani. Gece gündüz gazetelerinde şarap reklamı yapıyorsun, kendin bizzat içiyorsun. Elemanların hemen tamamı şarap içiyor. Şarabın bütün çeşitlerinden tanışmış adamlarsınız. Orada da şarap yok, bir şey yok. Meyve suyu var, kadehler blurlandırmış.